Münafıklar müminlere diyor ki insanlar size karşı toplandılar, artık onlardan korkun diyorlar. Müminlerin bu imanını artırır diyor Allah, imanını artırır ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir diyor. Ya bu, evet dinliyorum. Bir yangınla karşılaşsak ne yapmalıyız? Kaçacağız. Ben kesemem çözüm. Güzel yüzüm kaçmak. Çünkü hata yapıyor. Yangının içine girip bir şeyleri kurtarmaya çalışıyor. Televizyonu kurtarmaya çalışıyor. Yangının şakası olmaz. Çok ani atak yapar. Bir kere duman riski var. Dumanı hiç hesap etmiyorlar. Dumanda zehirlenir. Yani zehirlenir ve bayılır orada. Dumanı soluyarak bir şeyler yapabileceğini zannediyor. Halbuki o soluma tehlikeli oluyor. Yani o solumayla orada ölebilir. Bayılıyor yani solumanın sonucunda. Ha ne olacak yani, biz de sigara içiyoruz falan gibi diyor. Öyle bir şey yok. Orada oksijen imkanı var. Orada karbonmonoksit acayip yükseliyor. Hem karbondioksit hem karbonmonoksit. Çok tehlikeli olur. Yangında yapılacak en iyi şey benim kanaatim hemen oradan uzaklaşmaktır. Yani ne olursa olsun. Ama mesela kedin medin vardır. Onu bir son hamlede kurtarırsan iyi olur tabii yani. Kedini alıp kaçacaksın. Yapacak başka bir şey yok. Benim güzel yüzümü bir daha göreyim. Bir yangınla karşılaşsak ne yapmalıyız? Ha biz karşılaşırsak. Tabii itfaiye haber vermek lazım. Ondan sonra orada durmak lazım yine, yani tabii ne olur ne olmaz bir yardıma ihtiyaç olabilir. Bazen çünkü akılsız şeyler yapabiliyor, kendini atmaya kalkıyor falan. Orada akılcı bir koordinasyon gerekiyor. Koordine etmek gerekiyor. Böyle geniş halı malı bulundurmak lazım. Yani bazen atlaması gerekenler oluyor. Bir de çok fazla insan gerekir. Yani mesela bir halıyı yahut evet halı gibi bir şey olmaz. Yani battaniye de olabilir ama çok kuvvetli bir şey olması gerekiyor. Ama tutacak kişilerin çok olması lazım ki iyi gergin olsun, kuvvetli olsun. O iyi olabilir yani altta tedbir almak. Birisinin de iyi koordine etmesi lazım. Atlayacak kişiyi oradan eleman. Ama sonuna kadar tabii atlamasını istememek lazım. Yani çaresi yoksa atlatmak gerekiyor. Genelde yollar çok daralıyor, itfaiyenin ulaşacağı gibi olmuyor. O tehlikeli tabii. Yani öyle bir şeyde oradaki evleri falan kesinlikle yıkmak lazım. Yani kanun, hukuk ona mahkeme karar versin. Yani araba geçecek kadar yoksa o evlerin yıkılması lazım. Olur mu öyle şey? Evet. Bir de park edilmiş. Evet, araba park ederek. Park edilmiş arabaları da dozerle devirmek lazım. Aslında dozer getireceksin. Silindir gibi ezip geçmeleri lazım. Dozerle açmak lazım. Yani çünkü çok ayıp, çok çok çirkin. Tabii onu kanuna bağlamak gerekiyor böyle bir şeyi. Evet. Özellikle çocuk falan oluyor, ona çok dikkat etmek gerekiyor. En ziyade işte alta çok geniş yaygılar şey yapmak. Yani mümkünse mesela yastık, yorgan falan da yığılabilir alta. Çok fazla. Yani evinde ne kadar yatak, yorgan varsa hepsi getirip oraya kalın bir yapı oluşturulabilir. Orada da atlasa hiçbir şey olmaz yani. Olur da hafif olur yani, o kadar güçlü bir şey olmaz. Ya yani bir çimle atlarsa bir şey olmaz. İşte aklı şuuru kapanıyor orada. Aklı başında adam orada mutlaka durması lazım. Ve idare etmesi lazım. Atlayacağı anı onun söylemesi gerekiyor. İşte şu an atla demesi lazım. Ona göre. Yangının içindeyse hiç durmaması lazım yani yangın olan bir yerde. Ama Allah sizin çocuk mocuk falan bir şey varsa tabii mutlaka kapıp çıkartmak lazım. Çıkarken de yüzünü battaniyeyle kapatması lazım.
orada bir battaniye bulup hem çocuğu hem kendini böyle yüzünü kapatması gerekiyor. Çünkü alev yalayabilir yüzünü falan, o çok tehlikeli olur. Battaniye olsa bir şey olmaz. Battaniye yanabilir ama onun üstüne atar, kenara atabilir. Kolay da yanmaz zaten battaniye öyle. O kadar yanıcı bir madde değil. Yani seri karar vermek lazım. Allah yardım eder öyle şeylerde. Yani samimi olunursa seri kararlar peş peşe alınır. Evet. Ya bu Ceylan Özgül olayında siz konuyu bana bir daha bir anlatın bakayım, madem olay yerindeydiniz siz. Önce şu konuşmayı bir dinlet bana. Tabii.